Safir izleyicileri, bugünkü misafirimiz Akocaklar Viran Şehir Başkan Yardımcısı ve ikinci Başkanı Muhammed Dal. Muhammed merhaba. Merhabalar. Nasıl, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, çok sağ olun. Allah iyilik versin cümlemize. Muhammed kardeşimiz tanıyacağız ama tanımadan önce neden biz bugün misafir olduk birbirimize? Muhammed kardeşimizin bu ülkenin lideri için, hatta dünya lideri için, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız için çok güzel bir şiir var. Onu okuyacak ama önce Muhammed'i kısaca bir tanıyalım isterseniz. Sayın Dal, biraz tanıyalım sizi. Şimdi ben Muhammed Dal, Batmanlıyım. 1995 doğumluyum. Batman Geç ilçesinde doğdum. 2015 yılında Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde kamuya memur olarak atandım. Tabii bizim siyaset aile geleneğimiz. Biz dinen de siyaset ibadet, ibadeti siyaset olan bir dine inandığımız için Viranşehir'de de Akocaklar Kavçalı Şemzoğlu Başkanımın teşkilatına girdim. Sağ olsun kendisi beni ikinci başkan yaptı. Birlikte beraber çalışmalarımız işte beraber Viranşehir'de güzel projelerle birlikte Viranşehir halkını gençleri buluşturduk. O şekilde yani. Bu arada bir de Sayın Mehmet Akkuya'yı da çok seviyorsunuz, onu da söyleyeyim. Evet, Mehmet Akkuya'yı çok seviyorum. Hatta böyle bir anım vardı, bayramdan önce kendisine de söyledim. Batman'da siyasi liderlerimize şunu söyledim işte, Batman'daki siyasi liderlerimize. Nasıl Filistin, Gazze, Mısır, Recep Tayyip Erdoğan'a işte bize 5 seneliğine verin, dünya lideri olalım diyorsa, ben de evet, Batman'daki siyasi liderlerimizin için açıkçası biraz komik olacak şunu söyledim. Mehmet Akgüley'i Batman'a 5 seneliğine verin, Batman'ı HDP belasından kurtaralım. Öyle dediniz. Evet. Çünkü evet, çok yani siyasetin çok iyi bilen bir insan, evet, bürokrasiyi çok iyi kullanan bir insan, yatırımları viran şeyle buluşturmayı çok iyi bilen bir insan. Ona buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Yatırımları bu kadar kısa sürede Viranşehir'de buluşturduğu için, Viranşehir'e çağatlattığı için. Evet, çünkü ben takibinde oldum, neler yaptığını çok iyi biliyorum. Evet. Evet. Sayın Dal, şiirimize gelelim. Şiirimiz nereden geldi, nasıl esinlendik onun hikayesine? Şimdi ben bu şiiri 2014 yılında Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu süreçte yazdım. Şimdi bu süreçte Tayyip Erdoğan sevgim benim 4 yaşından itibaren var. 4 yaşında ilk başta dede, babasının onu bize anlatmasıyla oluştu. 4 yaşından beri Tayyip Erdoğancıyız, AK Particiyiz. Ondan sonra bu şekilde devam etti. İşte 2014 yılında zaten şairim ben, yani şiir yazıyorum ek olarak. Şiir kitabım da çıkacak. Şimdi bu Tayyip Erdoğan hep önüne 2023, 2051, 2071 hedeflerini koymuştur. Şimdi biz de onun koyduğu bu hedefleri aklı selim insanlar olarak araştırıyoruz, görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz, ondan dinliyoruz. Şimdi 2071 Türkiye'sinin bir genci olarak, yani 1071 nasıl Malazgirt Savaşı'ysa, o da bu işin 1000 yıl sonrasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hedef koymuşsa, biz de 2071'in bir Türkiye'nin bir genci olarak bu dönemde onun torununun torunu yaşta olan bir gencin ona 2020'li Türkiye'sinde yaptıklarından dolayı bir teşekkür amaçlı bir şiir olacak. Evet. Yani 2071 Türkiye'sinde yaşayan bir gencin 2020'li Türkiye'lerinde olan Tayyip Erdoğan yaptığı politikalarla yaptığı işte reformlara teşekkür niyetinde olacak bir şiir bu. Böyle yani. O zaman alalım şiirimizi sayın. Çok yol, teşekkür ederim. Buyurun efendim, alalım şiirimizi. Bu zamandan önceleri, çoktan da önceleri, evvel zamanın içinde, ahir evvelin peşinde, ülkemiz Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmıştı, Türkiye'miz kurulmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın şehitlerinin, gazilerinin kanlarıyla kurtuldu topraklar, kurdular ülkeyi bu kutlu insanlar. Zaman biraz geçmişti, yeni nesil gelmişti. Ne yapıyorlardı böyle? Şehitlerin, gazilerin kanlarıyla büyüyen toprakları satıyorlardı. Ya seveceksiniz ya ezileceksiniz diyorlardı. Örtülü kardeşlerimize siz eziksiniz diyorlardı. Kardeş, kardeşi vursun diye planlar yapıyorlardı. Kaç kara perşembe geçirdi bu ülke? Kim dur diyecekti bu zalimlere? Derken iyi insan geldi,
astılar. İyi insan geldi, zehirlediler. İnsanlar kurtarıcıyı bekliyorlardı. Gel artık, zamanı geldi diyorlardı. Ve çıka geldi. Adı Tayyip'ti. Bu uzunca yolculukta uzun adam dediler ona. Ve hayır duaları ile çıktı bu kutsal yolculuğa. Ne kadar güzel bir azmi ve hitabı vardı. Ve dua etti. Bu yolda alnının akıyla çıkabilmesi için. Ve dua etti. Daha güçlü olabilmesi için. Ülkeyi satanlar şaşırıyordu olanlara. Kim bu adam diyorlardı. Ortadan kaldırma planları yapıyorlardı. Ve buldular. Bunu da hapse koyalım. Hüküm verilmişti. Kader deyip girecekti. Ama bir bakın hele. Bu nasıl iş böyle? Halk bu adam hapse girmesin diye ağlıyor. Onu bırakın bizi alın diye yalvarıyor. Faydası yok ama. Girecekti. Hapishane kapısından adımını atacaktı ki ses işitti. İnsanlar hep bir ağızdan sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin diyorlardı. Arkasına döndü ve seslendi onlara. Sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanmayın bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Dedi ve gitti. İnsanların yüreğine su serpti ve yine Yüce Allah'a dua etti. Allah'ım, bana inanmış bu kadar insanın yüzü ve de suyu hürmetine bana yardım et. Onu içeri koyanlar muhtar bile olamaz manşetleriyle zaferlerini kutluyorlardı. 4 ay geçmişti. Hapisten çıkma vakti gelmişti. 5. çocuğum dediği AK Partisi'ni AK Dava arkadaşlarıyla kurdu. Çocukları 5. çocuğunu kıskanıyorlardı. Baba, babacığım, bu gece eve erken gelsen olur mu? Çocuklarım, sevgili ailem, sizinle vakit geçiremiyorum. Bu doğru. Ancak şimdi ülkemizi kurtarma vakti. Ve seçim zamanı gelmişti. Halkın adamı seçilmişti. Halk inanmıştı bu adama. O da sığınmıştı dualarıyla Yüce Allah'a. Önüne taş attılar, arıp kenara itti. Önüne duvar ördüler, tekmeleyip geçti. Önüne apartman dizdiler, o kürekle kırıp Allah'a tevekkül etti. Artık söz sırası ondaydı. Önce ülkeyi restore etti ve bayındır hale getirdi. Örtülü kardeşlerimizin düşlerini yeşertti. Kardeş, kardeşi vurmasın diye kendi hayatını siper etti. Evet, evet dedikleri oldu. Muhtar olamadı uzun adam. Ama bilmeleri gereken bir şey daha vardı. Başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, başkanlık seçimine girmişti o. Filistin, Gazze'nin umut ışığı olmuştu artık. Ezilen ülkelere ensar olmuştu artık. Zalimlere olmaz, olmaz diyen adam olmuştu artık. Halkın umut ışığı, memleket sevdalısı olmuştu artık. Şimdi biz onun torununun torunuyuz. Onun diktiği meyve ağaçlarının meyvelerini yiyoruz. Şimdilerde herkes Türkiye'de. İnsanların seçtiği ülke oldu Türkiye. Barışın, kardeşliğin adı oldu Türkiye. Huzurun, mutluluğun adı oldu Türkiye. Hoşgörünün, dayanışmanın adı oldu Türkiye. Hep güçlü, en güçlü, süper güç oldu Türkiye. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah sizden de razı olsun. Allah bu duruma gelmesinde destek olanlardan, oy verenlerden de razı olsun. Evet.
Değil mi? Onun, sen de ama hakikaten kesinlikle. O kadar güzel anlattınız ki ben de böyle dinledim. Ben de gittim çünkü cezaevine girişine gittik. Muhtar olamaz değişlerine gittik. Devlet başkanı olmasına gittik. Filistin'e Gazze'ye gittik. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani onun hayatını o kadar iç içe yaşıyoruz ki. Yani onunla ilgili hemen hemen her şeyi biliyoruz. Necip Fazıl'ın Abdülhamit Han'a çok güzel bir sözü var. Daha Abdülhamit Han döneminde o zamanki karanlık aydınlıkların diyelim. O zamanki karanlık aydınlıklar Abdülhamit Han'ı anlamadığı zaman Necip Fazıl o dönemde Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamaktır diyor. Evet. Yani o dönemde Abdülhamid'e yapılanların hepsi tarihi tekerrür ettiriyorlar. Bugün emperyalizm yine Tayyip Erdoğan'a yapıyor. O dönemde Kızıl Sultan diyorlardı Abdülhamid Han'a, Ulu Hakan'a. Bugünlerde Tayyip Erdoğan'a diktatör diyorlar. Maalesef. İşte biz de bunu diyelim bugünlerde. Tayyip Erdoğan'ı anlamak Orta Doğu'yu anlamaktır diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Size sağlık efendim. Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Güneydoğu TV ekibine, size, Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun.